Bay Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin Redmi serisinin Note 12 Pro Plus telefonunu inceleyeceğiz. Bu telefon Türkiye'de yok sevgili arkadaşlar. Türkiye'de satılmıyor. Bunun detaylarını anlatmak istiyorum. Daha önce bu modelin Pro versiyonunu yani küçük kardeşini incelemiştik. Note 12 Pro'yu incelemiştik. O telefonun hem oyun videosu hem de inceleme videosu kanalda mevcut zaten. Cihazın detaylarına geçmeden önce arkadaşlar bu telefon henüz bende bir günlük. Dolayısıyla çok fazla detay inceleme yapmayacağım. Ön inceleme gibi bir şey düşünebilirsiniz. Biraz daha deneyimleyip yaklaşık bir hafta sonra ya da 5-6 gün sonra bu telefonun detaylarını da sizlere aktaracağım bir video çekeceğim. Evet, lafı burada balla kesiyorum ve bir uygulama tanıtmak istiyorum size. Uygulamamızın adı UPDF arkadaşlar. Bu PDF uygulaması birçok özelliğe sahip. Bütün cihazlarda destekleyen bir uygulama. Hem Windows'ta var, hem macOS'ta var, hem Android'te var, hem de iOS'ta var. Hepsinde beraber birlikte kullanabileceğiniz bir uygulama. Öncelikle PDF'lerinizi sorunsuz bir şekilde açabiliyorsunuz. PDF'leri düzenleyebiliyorsunuz. PDF yazılarını değiştirebiliyorsunuz. Şekiller ekleyebiliyorsunuz, stickerlar ekleyebiliyorsunuz, yazının altını, üzerini çizebiliyorsunuz. Bu fosforlu kalem var ya, onunla işaretleyebiliyorsunuz önemli yerleri, çizimler yapabiliyorsunuz vesaire. Sol tarafta gördüğüm tools'lar ile bu PDF dosyama düzenlemeler yapabiliyorum. Sağ tarafta da çıktılarını vesaire alabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sol tarafta bir comment butonu var. Buraya basıp çeşitli düzenlemeler yapmak istiyorum. Highlight'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısmı ben aldım. Benim için önemli dedim. Tekrar basıyorum. Ayrıca bunun rengini de seçebiliyorum. Bu defa sarıyı seçtim ve bu şekilde vurguladım yazımı. Özellikle ders anlatıyorsanız bu kalem bölümü çok fazla işinize yarar arkadaşlar. Mesela bu soruyu çözecekseniz atıyorum A değil, B değil, C değil, D olabilir dedik. Şöyle bir tik attık. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde de üzerine çizimler yapabiliyoruz ve sorunsuz yapıyoruz. Sözleşme imzalayacaksınız ya da bir dosyayı imzalamanız gerekiyor. Çeşitli imzalar ekleyebilirsiniz ki gördüğünüz gibi ben 2 tane imza ekledim ve geliyorum hemen buraya yapıştırdım. İstediğim gibi büyütüp küçültebiliyorum imzamı. PDF'yi düzenlemek istiyorum. Burada diyelim ki bir yanlışlık var. Denge yeleği değil de başka bir şeymiş burası. Seçiyorum ve buraya Bay Mobil yazıyorum. Gördüğünüz gibi hem yazı boyutu arkadaşlar diğerleriyle uyumlu hem de yazı fontu uyumlu. Hiçbir şekilde de değiştirmiyor. Dosyalarınızı organize edebiliyorsunuz. Nasıl? Yani atıyorum burada 4. sayfadaki PDF'yi alıp ta 15. sayfaya atabiliyorum veya burada yerlerini değiştirebiliyorum veyahut birini silebiliyorum vesaire. Şurada arkadaşlar export PDF bölümü benim için önemli. Bunun çıktısını alacağız. Bu Word dosyası olarak alabilirim. PowerPoint, Excel, CSV vesaire farklı formatlarda da yine bu dosyanın çıktısını alabiliyorum. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Sadece 15. sayfayı almak istiyorum arkadaşlar. Burada convert dedi. Gördüğünüz gibi 15. sayfayı bana resim dosyası olarak da verdi arkadaşlar. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Mükemmel olmuş diyebilirim. Son olarak da UPDF ile ilgili şundan bahsedeyim. Bu uygulamayı satın almak istiyorsanız videonun açıklama bölümüne ve yorum bölümüne bir link ekledim. O linkten satın alırsanız bu uygulamayı indirimli bir şekilde de satın alabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar kutudan başlamak istiyorum. Şu gördüğünüz kutuyla geliyor desem yalan olur arkadaşlar. Bu kutu aslında fason bir kutu. Piyasada 15-20 liraya satılan bir kutu arkadaşlar. Yani orijinal kutusu değil. Türkiye'de bu cihazı orijinal kutulu bir şekilde bulmak biraz zor. Bu cihaz arkadaşlar Çin'de satılan bir cihaz. Daha doğrusu globalde çok fazla yok arkadaşlar. En azından ülkemizde satıldığını ben bilmiyorum. Note 12 Pro'yu biliyorum ülkemizde satıldığını ki onun da detaylarını söylemiştik. Note 12 Pro'nun da 4G'li versiyonu, özelliklerinin birçoğunun kırpıldığı daha düşük versiyonu satılıyor bizde ya da global geçtim. Çin'dekinden daha kötü bir Note 12 Pro var Türkiye'de. Pro Plus sanırım satılmıyor arkadaşlar. Belki de gelecektir, onu bilmiyorum. Neyse, bu Pro Plus'ın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Benzer bir kutu yani. Kutunun üzerinde çeşitli detaylar var. Kutumuzu açtığımızda içinden tabii ki de şöyle, ben kutudan çıkardım, bir plastik korumamız mevcut. Bu Xiaomi'nin hemen hemen her kutusunda, her cihazında çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında bir poşetimiz var. Onun dışında şarj aletimiz var. Kutudan çıkıyor ama ben şarj aletini de ayrıca aldım. Bu cihazda arkadaşlar tam 120 wattlık bir şarj aleti çıkıyor ki şarj aletini göstereyim. Gerçekten çok büyük bir şarj aleti arkadaşlar. Şöyle kocaman bir şarj aletiyle çıkıyor cihaz arkadaşlar. Böyle bir cihaz. Neyse arkadaşlar, kutumuz bu şekildeydi. Kutuyu şöyle kenara alalım ve cihazımızın tasarımına geçelim. Daha önceki videomu izlediyseniz Note 12 Pro videosunu izlediyseniz aslında tasarım olarak aynısı arkadaşlar. Ki Türkiye'de satılan Note 12 Pro'nun tasarımı böyle değil arkadaşlar. Benim incelediğim 5G'li versiyondan bahsediyorum ki bunun videonun devamında da hep ondan bahsedeceğim. Türkiye'de satılan ürünle kıyaslamayın lütfen. Neyse, bu cihaz arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafta güzel bir tasarıma sahip. Ben Note 12 Pro'nun tasarımını beğendiğimi söylemiştim daha önce. Dolayısıyla bu da aynısı olduğu için bu tasarım dilini korudukları için beğeniyorum. Yalnız oradan bir tık daha farklı bir tasarım mevcut ki şu köşeler biraz daha kavisli arkadaşlar. Bunun sebebini de ben şöyle anlayayım. Bu arada arka tarafta bir cam var ve güzel bir hissiyat veriyor ama arka tarafta fazlaca bir parmak izi de bırakıyor. Yani mavi renkli olmasına rağmen parmak izini fazlasıyla görebiliyorum arkadaşlar detaylı baktığımda. Neyse, buradaki kıvrımdan bahsediyorduk. Note 12 Pro'da olmayan bir kıvrım var burada. Sebebi bu cihaz arkadaşlar Note 12 Pro'dan yaklaşık 1 milim daha kalın. Dolayısıyla kalınlığı biraz daha inceltmek, daha az gösterebilmek adına köşelere doğru bir kıvrım, bir kavis yapmışlar. Çerçevemiz şu kenardaki... bu arada alüminyum metal çerçeve de değil, bu plastik bir çerçeve. Bu çerçeve daha ince gözüküyor. Daha ince gözükmesini de sağlıyor. Ama bence tasarım gayet güzel arkadaşlar. Bir tık da ağır bir cihaz arkadaşlar. Yaklaşık 200 gramlık bir ağırlığı var. Mesela bugün bu cihazı kardeşim eline aldı. İlk söylediği şey "Vav, bu çok ağır bir cihazmış" dedi. Ama bunu böyle eleştirel anlamda değil de o çok tok gibisinden bir şey söyledi. Alt tarafa baktığımda alt tarafta USB Type-C girişimiz mevcut. Onun yanında bir mikrofon, yanında sim girişimiz var ve onun sağ tarafında da hoparlörümüz mevcut. Üst tarafta da bir hoparlörümüz var. Onun hemen yanında bir jack girişimiz var. Sol tarafında 3,5 milimetrelik kulaklıkları buraya takabiliyoruz. Onun sağ tarafında bir yine mikrofon var ve onun hemen en sağında da bir kızılötesi portu var. Bunların hepsi bu arada Note 12 Pro'da da vardı arkadaşlar. Yan tarafa baktığımda power tuşumuz var ki burada bir parmak izi okuyucu var. Ses açma kapama butonu var. Sol tarafta herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ben mavi rengini seçtim. Bunun siyah ve beyaz versiyonu da var bu arada, söyleyeyim, ama mavi versiyonu daha böyle bir cafcaflı, daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Cihazımızın tasarımı bu şekilde genel anlamda. Ekranından bahsetmek istiyorum. Ekranımız 1080x2400 çözünürlüğünde Full HD Plus bir ekran arkadaşlar. AMOLED bir ekran ve 6.67 inçlik kocaman bir ekranımız var. Ekran konusunda zaten Note 12 Pro da çok iyiydi. Bu da çok iyi bir ekranı var arkadaşlar. Yani bu arada bu anlatacaklarımın hepsini fiyatına göre değerlendirin. Fiyat konusuna da birazdan girelim. Kaça aldığımı söyleyeyim. Fiyatına göre çok çok iyi bir ekranı var arkadaşlar. Ayrıca AMOLED olmasının yanında, kocaman bir ekran olmasının yanında, iyi bir çözünürlüğün olmasının yanında bir de 120 Hz'lik tazeleme oranı var ki gerçekten ekranı üst seviye bir ekran olmuş diyebilirim. Tabii ki de bir Samsung'un amiral gemisi bir ekranı değil ya da Xiaomi'nin amiral gemisi bir ekranı kadar iyi bir ekran yok ki zaten bu da amiral gemisi bir telefon değil. Orta segmentte bir telefon diyebileceğimiz bir model. O yüzden hani orta segmente göre değerlendirmek lazım. Her şeyini öyle değerlendirmek gerekiyor. Bir de işlemci kısmına değinelim. İşlemci kısmında Redmi Note 12 Pro'da 5G'li versiyonda, Türkiye'de satılmayan versiyonda bulunan işlemci var. MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisini burada da görüyoruz arkadaşlar. Daha önce o cihazda ben oyunlar oynamıştım. Henüz bunda herhangi bir oyun oynamadım. Oyunu da yüklemedim zaten. Diğerindeki deneyimlerimi anlatayım bu işlemciyle alakalı. Oyun oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Öyle çok çok yüksek seviyede bir oyun deneyimi sunmaz. Yani full çözünürlükler, böyle her şey açık falan öyle oynatmıyor. Ama kesinlikle normal bir performansta sizi hiçbir şekilde üzmeyecek bir performansı var. Oyunlarda normal çözünürlükte, standart çözünürlüklerde kesinlikle iyi bir performans veriyor. Yani normal bir performans değil, gayet iyi bir performans veriyor arkadaşlar. O yüzden ben işlemcisiyle alakalı kesinlikle olumsuz bir şey söylemiyorum. Ayrıca günlük kullanımda da hiçbir şekilde cihazda donma, kasma, yavaşlama falan görmüyorsunuz. Zaten Xiaomi'nin MIUI arayüzü de çok hızlı bir arayüz arkadaşlar. İşlemcisinden sonra bir de RAM'ine değinelim. 8 GB ve 12 GB'lık iki versiyonu var. Ben 8 GB'ını aldım. Bir tık daha ucuzdu arkadaşlar. Çünkü 8 ve 12 arasında performans farkı neredeyse yok bence. 8 GB 256 hafıza, yine 12 GB 256 GB'lık hafıza seçenekleri bulunuyor. Yani bu cihazda ben 128 görmedim. 256 GB'lık bir hafıza seçeneği sunuyor ki bence bu da mükemmel arkadaşlar. Diğer modellerden, markalarda 250 GB için bile bir sürü para vermemiz gerekiyor aslında. Burada 250 GB, 256 GB çok iyi bir seçenek olmuş. İçindeki sistemden bahsedelim hemen. MIUI 14 arayüzüyle birlikte geliyor sevgili arkadaşlar. MIUI 14 arayüzüne bir de Android 13 mü? Hayır, Android 12 sürümü eşlik ediyor. Android sürümünün aslında çok bir esprisi yok. Cihazda hiçbir şekilde 12-13 farkını göremiyorsunuz. MIUI 14 alıp almaması önemli. Şu an halihazırda bu cihazda MIUI 14 yüklü ama MIUI 14'ün global sürümünde de zaten hiçbir şey yok. MIUI 13'ten 12'den farkı da yok bence arkadaşlar ama MIUI 14 güncel bir sürüm ama 13'te yakında alacaktır arkadaşlar. Cihazın kamerasından bahsedelim. Kamerası gördüğünüz gibi burada 3 adet kamera bulunuyor. 4G'li versiyonda, yani Türkiye'de satılan Redmi Note 12 Pro'da 4 tane kamera var. Burada 3 tane kamera var. 5G'li versiyon, yani Türkiye'de satılmayan Redmi Note 12 Pro'da da yine 3 kamera var ve bu kamera dizilimi bununla aynı. Aradaki fark, kameralar burada biraz daha büyümüş. Kameralar kendini fazlasıyla hissettiriyor arkadaşlar. Kamerasıyla alakalı Samsung'un sensörünü kullanıyor. Değişik bir sensör. Diğer cihazlarda pek görmediğimiz bir sensör açıkçası. Ama hani çok iyi bir sensör mü? Aslında ben çok fazla karar veremedim. Bu bir günlük kullanımda biraz çekimler yaptım ama çok fazla karar veremedim. Onu net olarak söyleyeyim. 200 megapiksellik bir çözünürlüğü var ana kameranın. Tabii ki bunu da ekstra modlardan açıyorsunuz. Yoksa standartta 12 megapiksellik bir çözünürlükle çekiyor arkadaşlar. Şöyle 3 kameranın da, diğer kameraların da özelliklerinden bahsedeyim. 200 megapiksellik ana kameramız var. 8 megapiksellik ikinci kameramız var. Yine üçüncü kameramızda 2 megapiksellik oluyor arkadaşlar. Bu da makro kamera. 2 megapiksel ya, yokmuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Makrosu da zaten çok iyi değil. Ön kamera, ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera var. Video kısmından bahsedeyim. Ön tarafta Full HD 60 FPS videolar çekiyor arkadaşlar. Ön taraftaki çekim memnun edici seviyede. Özellikle yeterli ışığı gördüğünüz zaman çekimler gayet güzel oluyor ki şu anda mesela ön kameraya bakıp konuşuyorum. Gayet güzel bir çekim sunuyor size arkadaşlar ön tarafta. Arka tarafta da yeterli bir ışık varsa gayet güzel çekimler sunuyor. Bu kısıtlı sürede çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar ama hani Redmi Note 12 Pro'dan çok farklı bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Sadece 200 megapikselin bir esprisi var burada. Daha yüksek çözünürlük, daha fazla detay sunuyor bize bu 200 megapiksel. Dolayısıyla ama şöyle bir durum var. Mesela normal modda fotoğraf çektiğiniz zaman 4-5 megabaytlık bir yer kaplarken 200 megapiksel modunda çektiğiniz zaman ise 35-40 megabaytlık bir yer kaplıyor bir fotoğraf. Çok fazla detay veriyor ama çok fazla da hafızadan yiyor ki zaten bunu çok fazla kullanmıyorsunuz. Elime çok fazla megapikseli yüksek telefon da geçti. Bugüne kadar hiçbirinin de o yüksek megapiksellerini kullanmadım. Benim istediğim şey şu: videoyu iyi çeksin, problemsiz çeksin, 4K olsun, 60 FPS olsun 4K'da. Bunda 60 FPS 4K'da yok arkadaşlar. Hemen videosundan da bahsedeyim. Arka kamerada 1080-30, 1080-60 FPS var. Burada sıkıntı yok. 4K 30 FPS veriyor. 4K 60 FPS vermiyor ki bu da bence sıkıntı, kötü bir durum bunun için arkadaşlar. Şu an mesela bakıyorum gayet güzel gözüküyor çünkü çok iyi bir ışık var odada. Neyse arkadaşlar, kamerada bu şekilde kısaca. Bir de piline değinelim. 5000 mAh'lik bir pil var arkadaşlar. Pili bir gün, hatta çok kullanmıyorsanız 2 günü fazlasıyla çıkarıyor. Yani pil konusunda hiçbir şekilde bir derdiniz, sıkıntınız olmuyor. Hadi diyelim piliniz bitti. Şöyle 120 wattlık kocaman bir şarj aletiniz var. Bu 120 wattla taktığınız zaman çok kısa sürede, yani bir şey izleyin, 10 dakikalık bir şey izleyin, 20 dakikalık bir şey izleyin, bir bakmışsınız cihazınız dolmuş, fullenmiş. Yani o kadar hızlı bir teknolojisi var. Yani şarj konusunda, şarj etme konusunda mükemmel bir cihaz. O yüzden pil konusunda bence sıkıntı yaşamazsınız. Piliniz bittiğinde 20 dakikalık, yarım saatlik bir şarj sonrasında hemen fulleniyor ve normal gününüze devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir pil ve şarj durumu var. Tabii bu 120 Watt'ın ilerleyen zamanlarda uzun vadede eksi bir tarafı olur mu? Sanki olur gibime de geliyor arkadaşlar. Devamlı bununla şarj etmek handikap olabilir. Neyse, cihazla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa, dediğim gibi detaylı incelemesini anlatmak için videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.